Selamlar arkadaşlar, ben Cihad Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün midde Vladimir oynuyoruz. Bu arada girdiğim rünleri videonun altından görebilirsiniz. Şöyle ben C'ye de basayım. Evet arkadaşlar, Vladimir hani yıllardır metada olan bir karakter. Hani ne kadar nerf yese de oynanmaya devam edilebilen bir karakter. Koridor aşaması çok rahat. Çoğu karaktere karşı rahat bir laning aşaması geçiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela Zilean. Zilean Vladimir'e bir şey yapamaz arkadaşlar. Onun dışında çok yüksek bir hasar var. Ölmüyor. Şu can çalmasından dolayı. Bakalım, umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar. Arkadaşlar karakterin bilmeniz gereken bir özelliği var. Şu Q yeteneği. 2 tane Q attıktan sonra arkadaşlar 3. Q'nuz kritik vuruyor. Zaten kırmızı yanıyor altını, siz de fark ediyorsunuzdur. Altınız kırmızı yandığında hareket hızınız artıyor. Ve daha fazla can çalabiliyorsunuz mesela Q'dan. Şimdi arkadaşlar ben bu adamla istediğim kadar trade girebilirim. Yani bu adamın hem manası bitecek hem o canını yenileyemiyor arkadaşlar. Ben sürekli Q'dan canımı yeniden doldurabiliyorum. Yani Vladimir oynuyorsanız koridorda trade girin arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, boğazlarım biraz rahatsız. Evet. Adam lasit atmaya gelemiyor şu an. Bir su bitsem. Neyse, en azından o ölsün de. Master Yi çok güzel bir zamanda çıktı ya. Ne yapıyoruz şimdi? Şuradan şunu alalım. Arkadaşlar ilk eşya roket kemer yapacağız. Vladimir'in ana eşyalarından. Bizim bot kesti galiba. Ulan çok şanslılar ya. Öksürken artık mikrofonu kapatacağım beyler. Sizi rahatsız etmeyelim. Şimdi bu adam ne yapmış? Bir tane asist almış. 16 farmı var. Yani pek bir eşya alamaz herhalde. Bir tane kitap alır, pot alır, gelir. Öyle düşünüyorum. Veya ayakkabı alır. Karamürle mana almış. Yanlış yapmış mesela arkadaşlar şu an. Hani sürekli trade'e giriyoruz biz bu adamla. Yani potsuz buraya gelmemesi lazımdı. Yani bir de karşısında Vladimir var. Vladimir'in olayı zaten koridorda uzun süre kalabilmek. Güzel counter diyor lan. Ama benim fightlarda zaten Zilean'la işim yok. Yani Zilean o E'yi bassın kaçsın abi, hiç sıkıntı değil. Ben Miss Fortune'a falan çökeceğim. XP lazım herhalde adama. Arkadaşlar Zilean'la kule altı farm yapmak çok zor. Hani o yüzden karşınızda Zilean varsa koridoru bence sürekli itin. Ormancıya dikkat ederek. Ben de Zilean oynuyorum. Kendimden biliyorum çünkü. Kule altı kalınca abi farm yapılmıyor. O nasıl kalmadı bunun? Geri dönmesi lazım. Güzel. Arkada arkadaşlar Master Yi vardı. Bizimkiler ona pink diyordu. Ben Zilean o tarafa gitmesin diye öne çıktım. Beyler her videoda söylüyorum mutlaka. Şu kulelerin kalkanları varken mutlaka bu kulelere vurun. O kalkanların goldlarını alın. İmkanınız varsa. Yani çok öne geçiriyor bu sizi. Baksana şimdi 160 gold aldım. Yani 2 tane alınca 1 kill almışsınız gibi oluyor. Ben şunu bitirdiğimde base atacağım arkadaşlar. Direkt onu tamamlayıp öyle döneceğim. Neyse. Bu da iyidir. Ama farmımı alma. Bu çocuk niye benim farmımı alıyor? Bu hiç iyi olmadı ya. Abi hiç mi de yönelmeseler ben çok daha rahat işimi görüyordum. Orada Zilean'ı keserim diye arkada kaldım arkadaşlar. Birden böyle hamle yaparım diye ama olmadı. Bot eşit götürüyor sanırım ya. Burada çünkü 2 kill var. Birden aldı. Abi Nasus'la da Swain kesmek vallahi helal olsun. Bak bizim Nasus'ta ignite de yok. Swain ulti attığına nasıl öldürdü acaba onu? Arkadaşlar Vladimir'in en iyi yanlarından biri çok rahat dive girebiliyorsunuz. Mesela ultim geldiğinde bot lane'e bir dive'a gidebilirim. Hani belirli bir süre kuleyi tanklıyorsunuz. Ondan sonra W'nuzu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kulenin targetini değiştiriyorsunuz. Geliyorum abi. Güzel. Gelin abi kuleyi alalım. Master Yi de hazır yukarıda. Biz buradan kuleyi aldık. Mesela bu adamın arkadaşlar bota gelmemesi lazım. Hani mide vurması gerekiyor. Biz zaten burayı almışız. Ama bu... Oğlum vursana lan. Oğlum ne yaptın? Adam neden kuleye vurmadı bilmiyorum. Neyse o kadar önemli değil. Ne düşündü an onu şey yapmaya çalışıyorum. Anlam veremedim hani. Tek mi almak istedi acaba? Abi skor 7-7, bizimkiler tilt olmuş durumda. Çok ilginç. Bu adam base atarsa ben buradan gold kasacağım. İşte arkadaşlar bunlara da dikkat etmeniz lazım. Ben koridordayım, koridoru itiyorum. O an base atmaması gerekiyor adamın. Yani boşuna kulesine hasar vuracağım yani. Yani bu gold'u mesela bana vermeyebilirdi şu an. 2 dakika sonra çünkü bu kalkanlar kalkacak, bu gold olaya gidecek. Mesela o benim kulemden henüz alamamış arkadaşlar. Ben onun kulesinden 300-350 gold aldım. Bu arada arkadaşlar bombaları bana atması daha iyi. Bana atınca koridoru itemiyor. Bu sefer minyon kaybediyor kule altında. Abi ben ne yaptım? W'ye basmasam sanırım ölmeyecektim orada. W'ye bastım, yine canım gitti. Bombasının hasarındaydım. Beyler kusura bakmayın, biraz kör etmiş olabilirim ama anlam veremedim orada. Benim hatam. Şimdi arkadaşlar normalde büyü bikeni Vladimir'e çok kasıyorlar ama ben bu oyunu almayacağım. Karşıda Swain var. Zilean var arkadaşlar. Mesela Zilean ulti attığında arkadaşlar o adam çok fazla canla doğacak. Eğer bende Morello olursa o can biraz daha azalacak. Aynı şekilde Swain mesela ulti attığında bir Morello lazım bu adamın daha az can çekebilmesi için. O yüzden ben Morello yapacağım. Bunu kasmayacağım. Bunun yerine Rabadon yaparım. Biraz kötü başladık. Aslında koridorda da o kadar üstünüm ama çok andaki öldüm ya. Geliyorum abi bota. Bak tam dive girmelik bot arkadaşlar. Kulenin canı az. İkisi de kule altı. Sanırım buradan da oyunu bitiririm ben. Arkadakini kesememişler ya. Arkadakini ben öldürürler diye bıraktım. Zonya'nın Lulu'yu. Çok da iyi oldu bu. Kuleyi de ben aldım. İlk kule goldu da bende. Süper oldu abi. Direkt Morello'yu bitirdik ya. Zilean da bayağı vurmaya başlamış ya. Neyse abi. Ya şu Zilean'ı kesmeye çalışmamak lazım ya. Yani bunun bir de ultisi var çünkü. Adama çok inanıyoruz. Lan Morello bitseydi çok iyi olurdu ama. Şunu satalım. Arkadaşlar şimdi Rabadon alıp Rabadon'dan sonra Zonya yapabilirim. Şimdiki savaş belirleyecek bunu. Yani mesela geri kalırsak Zonya yapacağım. Ama savaşlar bizim lane'imizi konuşamadım ya. Savaşları biz kazanırsak arkadaşlar Rabadon yapacağım. Bu adama nasıl yetişeceğiz? Hadi bakayım. 7 saniye. Tamam, ben de o. Neyse, en azından ölmeden 2 kişi kestim abi. Çok inandık sanırım orada Master Yi'ye. Bizim Nasus ne yapmış? 198 stack çok az bu arada bu dakika için. Ama en azından 6'ya 2 oynuyor. Adamın kedasıymış. Oğlum çıksana şuradan. Oğlum nasıl ne garip oynuyorlar lan? Abi Gold Hero'nun böyle olması beni üzüyor. Şunlara bak. 2 tane oyunda gereksiz eleman var. Bak bu hiçbir şey yapmıyor. Rakipte de bu hiçbir şey yapmıyor. Şimdi arkadaşlar Rabadon'dan yana kullanacağım ben. Şimdi eşyasız da çıkmak istemiyorum ama neyse şunu alalım ya. Eğer bir saniye daha bekleseydim bunu alabiliyordum kuleden gelen gold'la. Keşke baksaydım ona ya, hiç de bakmadım takım ne yapıyor diye. Şu adam bize çok sorun çıkartacak. Lulu'su da var. Bizimkilerin trollememesi lazım. Hani neredeler? Güzel abi. Çok iyi oynamadım savaşta ama yani hasar konusunda pek bir şey yapamadım. Yine de bana çok inandılar. O güzel oldu. Ya bu adamı kesmek zor ya. Gerçekten ölüm. Zilean'ı sal abi. W var mıymış? Var, güzel. Biraz adamı satmış olabilirim ama onun daha ultisi var ya. Gerçekten ölmeyecek bu beyler. Adamın ultisi 30 saniye falan. Hadi şu dakikalarda 50 saniye olsun. Her türlü gelmiştir onun ultisi. Keşke kuleye doğru direkt koşsaydım ya. Şuradan şunu alalım. Arkadaşlar Vladimir için cooldown çok önemli. Mesela o yüzden direkt Zonya çizmelerini yapıyoruz. Yani %40 cooldown'a mutlaka ulaşın Vladimir oynarken. Yani Çar'ın zaten tek özelliği yetenekleri. Özellikle Q'sunun. O yüzden cooldown'ının düşük olması lazım. Şu adam bize çok sorun çıkaracak ya. Bak bu adam oyunu taşıyabilir beyler. Çok güzel farm varmış. Oğlum bu adam niye küfür ediyor? Tam Nasus'un ona flame yapması yanlış da adam hem fit diyor hem küfür ediyor. O daha da yanlış. Bu ne abi? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Herife hasar atamadım. Yok etti beni 2 saniyede. Geliyorum abi ama daha başlamadan bitti zaten savaş. Aynen öyle. Abi çok zor ya. Hani Master Yi'yi öldüremediğimiz sürece savaşları kazanamayız. Master Yi'yi de bizden kimse öldüremiyor şu an. Hani yanında Lulu'su olmasa yine bir nevi ama Lulu'yla çok zor abi. Ha bir de Zilean var tabi arkadaşlar onun yanında. Gel abi Baron'a. Der ki Baron kurtarır bizi. Hadi bakalım. Nasus ultile. Nasus ultile. Nasus'un ultilemesi lazım. Mesela çok güzel oldu. Bu avantajı kullanmamız lazım bizim. Bak şu adam oyunda yok zaten. Rakip 4 kişi aynı bizim gibi abi. Master Yi'yi bir şekilde kesiyoruz. Kazanıyoruz. Çok basit. Baksana şuna ya. Abi bu adam nasıl gol teleye çıkmış ben anlamıyorum ki. Yok gerçekten bilerek mi yapıyor? Yoksa cidden gol teloda böyle adamlar var mı abi? Abi o nasıl bir rakip? Abi abi ne yaptı? Ha onu da kesti. Bak 2 vuruş. 3 tane vurdu adama. Abi öncesinde Lulu'yu bir şekilde kesmek lazım. Lulu'yu öldürmeden bu adamı öldürmek zor. Bizde CC de yok. Hani takımda bir tane CC yok adamı tutacak. Şuna vursana. Oo. Oo abi. Ben CC diyorum. Adamlar trik yapmayı bilmiyor ki. Q'yu çekebilseydim bu da ölürdü de. Ya ama böyle oyun olmamalı ya. Abi herif sağ kliği bırakıyor. Hepimizi çatır çutur kesiyor. Oo. Oo. Biz bu adamlarla oyun kazanmaya çalışıyoruz. Yani şimdi git sen de öl. Sırayla gidip ölüyorlar bak. Lan tamam gitme artık gitme de. Lan belki kazanırız gitme. Ben hala alabileceğimizi düşünüyorum ya. Hani Lulu'yu savaştan önce bir şekilde öldürürsek Master Yi'yi savaşta öldürebiliriz abi. Olay bu tamamen. Master Yi öldükten sonra zaten bir şey yapamıyorlar. Arkada neler olmuş? Master Yi falan kesmişler. Yani ben bir saattir 15 kişiyle savaşıyorum. Arkada birilerini öldürmeleri gerçekten iyi olmuş. Yani Rabadon'un bitmiş olsaydı az önce çok daha deli şeyler yapabilirdim abi. Master hepimiz attı. Adam da haklı ya. Abi charm atsa evelim mesela. Tek CC'miz o sanırım. O charm'la beraber belki öldürebilirler Master Yi'yi. Master Yi düz vuruş atamazsa ölür arkadaşlar. Olayı o zaten char'ın. Hani bizimkiler de hiç CC piklememiş. Böyle bir takım nasıl denk geldi bilmiyorum. Çok nadir denk gelir yani 0 CC'li bir takım. Oha, bir rakip katledildi. Gelin abi. Evet. Yine iyi oyundu ya bence. Keyifliydi yani. Kazanamasak da çok kötü counter atmış adam bize ya. Az önce yine ölmedi. Zilean falan. Bu da mı bu video çekiyor acaba? Adamın midinde Zilean var, supportunda Lulu var ya. Her şey bu adam için. Ne güzel fokus attık. Tam ölüyordu adam. Bu sefer de Zilean'ın ulti geldi. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun. En azından oynadığımız çarın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Yani takımdan birazcık destek gelseydi belki de kazanabilirdik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.